demektir. Akabinde yine bu projeleri yapmaya, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kanal İstanbul'la ilgili süreci Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. Yazın inşallah Kanal İstanbul'un temellerini Ulaştırma Bakanlığımız atacaklar. Biz de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak tüm planlamaları yaptık ve bu planlamalar çerçevesinde gerek çevre düzeni planını, gerek 5000 ölçekli uygulama imar planlarını onayladık ve askıya çıktık. Biz eser üretiyoruz arkadaşlar. İşte eserlerimiz arkamızda duruyor. 19 yıldır hep eser üreterek, milletimize hizmet ederek bugünlere geldik ve aynı anlayışla projelerimizi yapacağız. Kanal İstanbul projesi de Aziz İstanbul'umuz için, Türkiye'miz için çok önemli bir şehircilik projesidir. Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüş ve buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir. Su kaynaklarına zarar vermeyecektir. Çevreye ilişkin, ekolojik koridorlara ilişkin, oradaki yaban hayatına ilişkin her türlü tedbir alınmıştır. İlave bir nüfus gelmeyecektir ki 500 bin nüfusu İstanbul'umuzun dönüşümü için rezerv alanlarımızla, Ar-Ge alanlarımızla, üniversite alanlarımızla birlikte kullanacağız. İçinde yürüyüş yollarımız olacak, bisiklet yollarımız olacak, bir cazibe merkezi olacak. Doğallıklarıyla, güzellikleriyle, oradaki yeşil alanlarıyla İstanbul'umuza ve ülkemize marka katacak, değer katacak inşallah bir proje olacaktır. Kararlı bir şekilde biz yolumuza devam ediyoruz. Gelen itirazları değerlendiriyoruz. Düzeltilmesi gereken süreçte her türlü itiraz karşısında düzeltilecekleri düzeltmeye gayret gösteriyoruz ve bu anlayışta da Kanal İstanbul projesini yürüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelinde hep birlikte atacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin.